Nazan Akın geliyor. Buyurun, hoş geldiniz. Buyurun. Ben size şöyle yardımcı olayım çok efendim. Çok teşekkür ederim. Evet. Çok teşekkür ederim. Çok rica ederim. Tamam mıyız? Tamam. Teşekkürler. Merhaba. Merhaba Nazan Hanım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş İyi misiniz? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Bizler de iyiyiz. Sizi biraz tanıyalım. Herkese iyi akşamlar diliyorum öncelikle. Ben Nazan Akın. 93 Diyarbakır doğumluyum. Daha doğrusu kökenim Mardin'e dayanıyor. Mardin Ömerli. Ömerli. Annem anneniz de Ömerli'li. Ömerli'li sanıyorum. Evet. Yarı hemşeriyiz o zaman. Akınlardanız biz. Evet, judo ile ilgileniyorum uzun bir süredir. %85 oranında görme engelliyim. Sonradan görme engelli oldum. Judo yapıyorum dediniz değil mi? Evet, judo yapıyorum. 11 yaşında görme engelli oldum ve artık engellerde yarışmaya başladım. Ülkeme de gümüş madalyayı 2012 Londra Olimpiyatlarında getirdim. Ve bu benim için çok onurdu. En büyük onur o bayrağı dalgalandırmaktı. Ve çok şükür onu başardım, hamdolsun. İnşallah yani bütün bu bireysel sporlarda böyle başarılara ulaşırız diye temenni ediyorum. İnşallah. Teşekkür ederiz efendim. %85 oranında göremiyorum dediniz. Evet. %85 oranında göremiyorum. Ve judo şampiyonusunuz. Evet. Çok şükür. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Yani aslında bu programa hani şu kadar kazanayım diye gelmedim açıkçası. Şimdi bu programa birazcık da bakın arkadaşlar, engelliler de burada ama bakın bu kadar güzel şeyler yapıyor. Ve bu kamuoyu bunu duysun istiyorum. Çünkü çok arkadaşım var engelli ve aileleri onların hiçbir şey yapamayacağını düşünüyorlar. Bu nedenden dolayı birazcık hani belki bu saatten sonra herkes birazcık ilgilenir. Bu da bizim için çok iyi olur ve hani Türkiye'de genellikle futbol ve basketbol var. Ama inşallah bu program vesilesiyle birazcık da sizinle tanışmayı çok istiyordum. Ve ben buraya geldiğim için çok mutluyum. Çok ilgililer. Çok teşekkür ediyorum arkadaki herkese. Biz size teşekkür ederiz efendim. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Evet Nazan Hanım. Aile ne yapıyor? Ailem Mersin'de. Ben Ankara Üniversitesi'nde beden eğitim bölümü okuyorum. Şu an 3. sınıftayım. Judo'ya devam ediyorsunuz. Judo'ya devam ediyorum ama ufak bir sakatlığım var. Onun tedavisini görüyorum. İnşallah o bittikten sonra devam edeceğim. Hedefim 2020. Bu şekilde devam ediyorum. İnşallah Allah da yanımızda olursa tek gayemiz Türk bayrağını dalgalandırabilmek. Bunun dışında hiçbir gayemiz yok. Nazan Hanım, yarışmadan ne hedefliyorsunuz? Aslında dediğim gibi hani ben buraya başvuru yapmadım. Benim küçük kuzenim var 12 yaşında. Kendisi benden habersiz yapmış. Ben de hani bir yarışmasına gidip gitmemekte çok kararsızdım. Ama hadi gideyim dedim, bir deneyeyim dedim. İnşallah iyi yerlere gelirim. İnşallah. Kimle beraber geldiniz? Ben kız kardeşimle geldim. Merhaba efendim. Merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun, bizler de iyiyiz. Sizi biraz iyisin. Dinleyelim. Kız kardeşim, Emine Akın ben. Hatay'da... Akın mı? Akın. Hatay'da ben okuyorum. Ben bir şey söyleyeyim mi? Akınlardanım derken, ben samimi söyleyeyim, o anda sizin soyadınızın Akın olduğunu unuttum. Ben onu hesap ederek demiş olduğunuzu düşünmüştüm ama... Evet, tepki vermemenizi de o anda evet, anladım. Evet. Ona bağlamıştım ama. Bence akrabayız. Neyse bunu ileride konuşacağız. Olabilir. Hatay'da okuyorum. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde okuyorum. Lojistik bölümündeyim. Öyle. Kendisine çok güveniyorum. Çünkü kendisinin gerçekten hani zor şartlarda spor yaptığını biliyorum. Kendim görüyorum, sürekli kendisiyleyim. Normalde Mersin'de yaşıyoruz. Ama kendisiyle başka şehirlerde kendi yaptığı sporla ilgili... Hani organizasyonlara katılıyoruz, sürekli birlikteyiz. Ondaki azmi falan gerçekten biliyorum. Hani bu yarışmada da güzel şeyler başaracağına inanıyorum.
Olmasa bile gerçekten buraya gelmek bile çok önemli bir şey yani. Herkesin gelemediği bir yer. Hani gelmese de hayırlı olsun ama gerçekten içindeki azmi bildiğim için başarabileceğine inanıyorum. Kendisine de tabii başarılar diliyorum tekrardan. Aranızda kaç yaş var? Kendisi 24 yaşında, ben 22 yaşındayım. 2 yaş var. Tamam. Teşekkür ederim. Sağ ol. Ben teşekkür ederim. Nazan Hanım, evde yarışmayı nasıl takip ediyordunuz? Şöyle, ben evde yarışmayı çok seviyorum. Ben bilgi yarışmalarını fırsat buldukça izlemeye çalışan bir insanım. Çok uzun yıllardır izliyorum hemen hemen. Gece geç saatleri kadar uyumuyorum. Hatta annem diyor, yine mi ayaktasın falan diyor. Yani seviyorum ve evde ilerleyebiliyorum. Yani 250 bin falan görebiliyorum. Ama burada ne olur hiç bilmiyorum. Hayırlısı Peki, hep olsun beraber artık. göreceğiz. İnşallah hayırlısı Kuralları olsun. biliyorsunuz. Biliyorum. Yarışma başlıyor. Öfkelenen birine sakinleşmesi için genellikle kaçtan geriye doğru yavaşça sayması tavsiye edilir? A 10'dan, B 1000'den, C 10.000'den, D 1 milyondan. Aa, ondan son karar. Bir milyondan geriye saymak da enteresan olurdu. Evet. Bir yerde okumuştum. 8-9 gün falan sürüyor galiba. Yani Ortalama evet, 8 saatte olabilir. Ama çok da sakinleşilebilir herhalde o süreden sonra. Kesin, net. Sırada ikinci soru var. Eve gelen misafirlere kapıdan girer girmez genellikle hangisi sunulur? A. Oklava. B. Terlik. C. Televizyon kumandası. D. Elektrikli süpürge. B. Terlik son kararı. Aslında siz engellilere iyi bir okutman olabilirsiniz. Tebrikler, 1.000 lira Teşekkür kazandınız. ederim, çok Sizin sağ olun. için zaman başlamadan bir kez daha soruyu okuyabilirim. Çok sağ olun. İstediğiniz zaman. Tamam, çok teşekkürler. Evet efendim, sırada üçüncü soru var. Gelsin lütfen. Restoranda sipariş ettiğiniz yiyecek marulun içine koyulup üzerine limon sıkılarak yeniyorsa hangisini istemişsiniz demektir? A. Pizza. B. Künefe. C. Çiğ köfte. D. Gözleme. Acıyı sevmememe rağmen çiğ köfte yemeyi çok severim. C. Çiğ köfte son karar. Çiğ köfte sevmez misiniz hiç? Çiğ köfte severim. Fakat acıyı sevmem. Acıyı sevmez. Evet. Acıyı sevmem ama çiğ köfteyi Hem çok. Mardin hem Diyarbakırlı biri olarak. Evet, aslında ben de bilmiyorum nasıl böyle oldum ama. Diyarbakır mutfağında da acı çok hakim. Çok fazla evimizde de acı var. Hep böyle ailemle niye acı yapıyorsunuz diye ya da böyle geçinip gidiyoruz bakalım. Evde anne hiç acı yapmaz mıydı çocukken? Annem yapardı. Ben çocukken de Alışamadın, bir türlü çok alışamadın. yerdim. Ha, sonradan oldu. Sonradan bir mide rahatsızlığı geçirdim ve Geçmiş acı olsun. yememeye başladım. Teşekkür ederim. Bu şekilde. Şimdi yemiyorum ama çiğ köfteyi bırakamıyorum. İyi ki de Dördüncü bırakamıyormuşum. sorudayız. Üç tane jokerimiz var. Aha. Devam edelim mi? Devam edelim. Ediyoruz efendim. Stadyumlarda kulüp yöneticileri ve resmi misafirler için ayrılmış özel bölümlere ne ad verilir? A. Maraton. B. Şeref tribünü. C. Kapalı tribün. D. Kale arkası. B. Şeref türbünü son kararı. Burası çok güzel bir atmosfer ama insan bildiğinden bile emin olamıyor. Ama çok güzeller, çok yani ben olimpiyatta maçlara çıktım. 4.000 kişi falan vardı seyirci. Ama bu seyirci kadar samimi değillerdi. Herhalde yabancı olmalarından kaynaklı. Bu da Türkiye'de de çok iyi. maçlarınız oluyor, değil mi? Tabii ki. Evet. Peki efendim, beşinci sorudayız.
Gelsin lütfen. Ekinlik, Paşa Limanı ve Avşa Adaları hangi denizdedir? A. Marmara Denizi. B. Ege Denizi. C. Akdeniz. D. Karadeniz. Ben seyirci kıyımı kullanayım Murat Bey. Tabii. Benim sevgili seyirciler. Ekinlik, Paşa Limanı ve Avşa Adaları hangi denizdedir? A. Marmara Denizi. B. Ege Denizi. C. Akdeniz. D. Karadeniz. Süreniz 10 saniye. Seyircilerin %71'i A şıkkı Marmara Denizi demiş. Benim tahminim de Marmara Denizi'ydi. Seyircilerime de güveniyorum. A Marmara Denizi eminim son karar. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Evet Nazan Hanım, sırada 6. soru var. Sesli bir soru. Önce soruyu dinleyeceğiz. Sonra soru gelecek. Dinliyoruz efendim. Bir sevgili uğruna sev de benim gibi yanma arkadaş. O yaşlı gözlerine, o yalan sözlerine kanma arkadaş. Dinlediğiniz Anma Arkadaş adlı şarkıyı kim seslendirmektedir? A. Barış Manço. B. Cem Karaca. C. Erkin Koray. D. İlhan İrem. Şimdi şarkıyı biliyorum, ezberi biliyorum ama kimin seslendirdiğini çok emin değilim. Şıkları yeniden okuyabilirim isterseniz. A. Barış Manço. B. Cem Karaca. C. Erkin Koray. D. İlhan İrem. Sanki Cem Karaca'ymış gibi geliyor bana ama... ben %50-50 kullanayım. Güzel. Yarı yarıya joker hakkını kullanmak istediniz. Efendim iki tane yanlış cevabı eliyoruz. A. Barış Manço. C. Erkin Koray. Yani o zaman A gibi geliyor bana. Da çok emin değilim aslında. Biraz dinleyin isterseniz. Ben telefon jokerimi de kullanayım. Tabii ki. Jokerleri tanıyoruz efendim. Esra Polga, Mehmet Duruel, Sabri Altınkaya. Sabri Altınkaya'yı arayalım. Kendisi benim müzik öğretmenim oluyor. Peki, keşke başta onu arasaydık. Efendim, Sabri Bey'i arıyoruz. Evet, Sabri Bey'i 3 kere aradık ama cevap alamadık. O yüzden... diğer jokerlerden birini seçmek zorundasınız. Aslında, Esra Polga veya Mehmet Duruel. Aslında bilebilirler mi bilmiyorum. Ama yine de şansımızı deneyelim. Esra Polga'yı arayalım. Ne iş yapar Esra Hanım? İngilizce öğretmeni kendisi. Bilecektir inşallah. Efendim Esra Hanım arıyoruz. Telefon çalıyor. Esra Hanım iyi akşamlar. Ben Murat Yıldırım. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ediyorum. İyiyim Murat Bey. Siz nasılsınız? Sağ olun. Bizler de iyiyiz. Nazan Hanım bir soruda size danışmamızı istedi efendim. Sorumuz evet, sesli. Buyurun. Sorumuz sesli bir soru. Aha. Önce dinleyeceğiz. Sonra soruyu ben size ileteceğim. Hazırsanız önce dinleyelim efendim. Tamam. Teşekkür ediyorum. Dinliyoruz. Bir sevgili uğruna sev de benim gibi yan. Yaşlı gözlerine, o yalan sözlerine kanma arkadaş. Dinlediğiniz Anma Arkadaş adlı şarkıyı kim seslendirmektedir? A. Barış Manço, C. Erkin Koray. Evet, cevap verebilirim eğer isterseniz. Cevap verirsen Esra abla. C. Erkin Koray. Teşekkür ediyorum, çok sağ ol. İyi akşamlar Esra. İyi akşamlar diliyorum. Selamlar. İyi akşamlar. Sağ olun. İyi akşamlar Murat Bey. Ben sanıyorum cevap verebilirim şu anda. Buyurun efendim. C. Erkin Koray son karar.
Teşekkür ediyorum kendisine. Esra abla benim çok değer verdiğim bir hocamın eşidir. Çok teşekkür ediyorum. Çok yerinde bir joker oldu çünkü yanlış cevap verebilirdim. Evet, yarı yarıya joker hakkını kullandıktan sonra belki Barış Manço olmadığı büyük bir ihtimal kesin diye düşünebilirdin. Evet. Dedim ama olmadı öyle. Neyse, sağlık olsun. Teşekkür ederim. Çok jokerlerimiz kalmadı fakat ikinci baraj sorusu olan yedinci soruya geldik. Bu soruyu bilirsek İnşallah. Bir joker kazanacağız. Çift cevap jokerimiz olacak. İnşallah. İnşallah efendim. Hazır mısınız? Hazırım. Yedinci soruyla devam ediyoruz. 1776'da yayımlanan Milletlerin Zenginliği adlı eseri iktisat biliminin temel kaynaklarından olan yazar kimdir? A. John Locke. B. David Hume. C. Karl Marx. D. Adam Smith. Şimdi şöyle, iki şık arasında gidip geliyorum ama hani hangileri? Net bildiğim bir soru değil. A ve C arasında gidip geliyorum. John Locke ve Karl Marx. Doğrudur. Ama çok net bilmiyorum. Bunun için 7500 liranız var çok emin değilseniz. Ama 20 saniyede süreniz var. Yani dediğim gibi aslında benim buraya girip gelme amacım hani şu kadar para kazanayım değil. Zaten buradan kazanacağım parayı büyük bir ihtimal 10 saniyeniz var. Kız kardeşimin eğitiminde kullanayım diyorum. Ben geri çekilmek istiyorum. Son kararım. Son kararınız mı? Son kararım. Evet Nazan Hanım. Öncelikle sizi gerçekten canı gönülden tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sizin bu azminiz umarım hepimize örnek olur. Kardeşiniz için buradasınız. Evet, kardeşim için buradayım. Onun eğitimini düşünüyorsunuz. Evet. İnşallah dünyaca çok büyük şampiyonluklar alıp İnşallah. Kazancınızı da yüze bine katlarsınız. İnşallah, İnşallah. Çok teşekkür ederim. Belki bu program yani çok izlenen bir program olduğu için inşallah bundan sonra da ses çıkacaktır. Yani engelli sporcuların da varlığını bu ülke anlayacaktır. Çünkü şöyle zamanınızı alıyorum çok özür dilerim. Estağfurullah olur mu? Artık engellileri evlere hapsetmesinler istiyoruz. Ben öyle istiyorum. Çünkü ben sonradan görme engelli oldum ve her şerde bir hayır vardır. Görme engelli oldum belki olimpiyatta derece aldım. Bu benim hayatımda hiçbir zaman unutamayacağım. Torunlarıma kadar gidebilecek bir mutluluk. Bu başarılara gelebiliyoruz ve inşallah artık arkamızda destekçilerimiz olur diye düşünüyorum. Buna da siz vesile olmuş olursunuz. Zaten amacım da burada, o yüzden buradaydım. İnşallah. Çok da memnun kaldım. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Engel olmayın yeter diyorsunuz. Yani. Evet. Aslında engel yoktur ama engel olan insanlar vardır. Bence artık engel olmayalım. İnşallah efendim. Peki siz ne cevap verecektiniz Nazan Hanım? John Locke veya Adam Smith arasında. Evet, ben büyük bir ihtimal John Locke diyecektim. Bakalım cevap neymiş? İyi ki dememişsiniz. Adam Smith'ti doğru cevap. Çok teşekkür ederim. Sizi kutluyoruz. Ediyorum. Çok sağ olun. Tebrik ediyoruz efendim. Çok memnun Sizi tanıdığımıza oldum. Çok mutlu olduk. Çok teşekkür ederim. Ben de burada olmaktan çok mutlu oldum. Çok teşekkür ediyorum her şey için. Sağ olun. Evet. Geldim. Buyurun efendim. Çok teşekkürler. Böyle sağ olun.